maçlar serimizden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber OSM günlük maçlar serimizin 19. bölümündeyiz. Aynen 19. bölümüyle beraberiz. Bugün sizlerle beraber her zamanki gibi Leicester City ve Lazio ile oynayacağız. Tottenham Hotspur için 1 veya 2 gün daha beklememiz gerekecek. Orada da çok bir şeyimiz yok aslında. Yani bugün sadece Leicester ve Lazio maçlarını yapıp bölümümüzü sonlandıracağız. Evet, Crystal Palace deplasmanındayız. Bir sakatımız var diye, onun dışında herhangi bir sıkıntımız yok. Tam takır, kuru bakır, her şeyimiz hazır. Haydi bakalım Leicester, güzel maç olsun. Şunu da şuraya çektik mi? Bizim ataklarımız gözüksün. Arthur, Boateng, arka arkaya kaçan pozisyonlar. Evet, Mario Fernandes için bir sarı kart geldi. Thomas Müller, Drogba, bir sarı kartta Drogba'ya. Henüz tehlikeli bir atak yok. Maçın ilk tehlikeli atağı Crystal Palace'dan geliyor. Bakalım ilk fırsat tehlikeli ve gol. Wow. Kuyate 1-0. Ama bir VAR'a gidecek hakem. Umarım ofsaytı bir vermedi. İlk yarıda sürpriz. Evet, bunu çözeceğiz. Reklamlardan sonra. Evet, reklamlar bitti. Bakalım Crystal Palace'ı yenebilecek miyiz? Açıkçası beklenmedik bir skor. Haydi Drogba kaçırdı. Geçen bölümde Leicester, Lazio'da Mbappé'miz şov yapmıştı zaten başlıkta da. Kapak fotoğrafında da her yere Mbappé koydu bundan dolayı. Haydi 1-1 olsun. Yani 70 demek istemiyorum ama 70'e kadar 1-1 olması lazım en kötü. Evet, karşıda da Eze'nin bir sarı kart olduğunu görürüz. Sarı kart gördüğünü görürüz. Drogba muhteşem bir oyun oynadı. Thomas Müller bakalım golle sonlandırabilecek mi hatayı? Thomas Müller kaçırdı. Drogba'dan Çağlar Söyüncü'den Drogba'ya bakalım. Çağlar'dan biraz gelecek mi? Drogba! Didier Drogba attı. 1-0 öndeyiz. Şey 1-1. Açmışız önde olmaya. Çağlar'dan asist geldi. Drogba'dan gol geldi. Evet. Kaçırdılar. 69, 68'de geldi. Dediğim gibi 67'ye kadar gol, şey 70'e kadar gol istedim. Golümüzü de bulduk. Ama yemeyelim, bu ataklarla devam ediyor açıkçası. Golden sonra bir toparlanma sürecine girmemiz lazım ve 2 atmamız gerekiyor. Hadi bakalım. Bu arada inanılmaz bir FM 3. sezonunu geçiriyoruz gerçekten. İzlemediyseniz şurada sağ üst köşeye koymuşumdur benim üstüme. Oradan gidip bakın. Veya zaten kanalımızda da vardır. Cidden çok iyi maçlar geçiyor. Çok iyi başladık. Hadi burada da bir gol gelsin, yapma. Aman aman Batshuayi. What is this? O başka bir şey. What the hell? Hocam offside. İkinci kez VAR'a gidiliyor. Hadi offside. Offside. Hadi üstüne bir de gol atar mıyız? Üstüne bir de gol atar mıyız? Ne golü? Son anda kurtardık vallahi bir puanı. Şaka gibi ya. Crystal Palace'a karşı 1-1. Zorla 1-1. Ve şampiyonluk. Şey ilk 4 için çok büyük adaylık. Adaylık madaylık kalmadı. Evet. Allah'tan daha da aşağı düşmemişiz ki kazansaydık. Şöyle ortaya çekeyim. Evet, biz 73 kazansaydık 75. 4. sıradaki 78. Hepsi puan kaybetmiş. Kim öne geçmiş? Everton. Ha yok. 74, 76, 78, 78. Yani bir maçlıkta artık iki maçlık kaldı ki son 3 maçımız kaldı. İmkansız kovalayacağız ilk 4 için. 3 maç 5 puanlık fark açıldı açıkçası. 3 puan olsa ihtimalimiz vardı ama 5 maç sıkıntı. Rakiplerimiz neler yapmış, onlara bir göz atalım. Sonuçlar.
Crystal Palace biz berabere kaldık. Tottenham Southampton'ı yenmiş 3-1. City sürpriz yok. Arsenal Newcastle 4 atmış. Newcastle çok formda ya. Everton onun dışında bir sürpriz skor. Liverpool Chelsea yenmiş 2-1'le. Güzel ve iyi bir skor olmuş ki Chelsea önümüze kadar düştü. Allah'tan Tottenham arkamızda. Puan farkı 2. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Dediğim gibi burada büyük bir ihtimalle ilk 4'e giremeyeceğiz. Lazio'ya geçelim. Aynı toparlama vakti ya. Bir önceki bölüme bakın. Bir şimdiki bölüme bakın. Nereye gidiyorsun kamera? Sassuolo'ya karşı. Sassuolo'ya karşı daha doğrusu. Ama bir önceki bölümde Sassuolo'nun kim yenmişti? Juventus değil ya. Önümüzdeki de Milan'ı yenmişti galiba. Sarı kartla başladık. Hadi Sözcan abi bir tık yedek kadroya çıktık ama yedek kadromuz da yani açıkçası Sassuolo'da iki katıdır. 98'lik bir Benzema var ama 98'lik Benzema'yı koymadım. Sevmiyorum kendisini. Lodi yeni transferimiz. Bir önceki bölümde almıştık. Lodi. Renan Lodi. Sol bekten çıktı attı golünü. Diğer yeni transferimiz aynı anda geldiler zaten. Dele Alli asist yapan oyuncumuz. Mbappe için topu frikik. Mbappe. Kaldığı yerden devam ediyor gollerine. Çerez gibi. Leblebi gibi atıyor frikikten. Gerçekten penaltı kullanır gibi. Frikik kullanıyor. 3 geliyor mu? Dakika 18. 2-0. Güzel. Lodi direkten dönmüş. Hadi. Suarez gel galiba. Jimenez pas vermişti. Aynen Luis Suarez'dir. İndimden dışarı. Hızlı hücum. Mbappe'ye uzak direğe vurarak gol atmaya çalışacak. Haydi gelen Mbappe. Mbappe 3. 3. Temiz skor. Temiz. 3-0. Buradan daha dönmez zaten. Kırmızı yesek de dönmez herhalde. Delali Lodi kusursuz bir orta. Luis Suarez. Bakalım 34. dakikada 4-0 yakalayabilecek miyiz? Derken kaçan bir fırsat Luis Suarez adına. Lodi gerçekten sol bekten bugünün en etkililerinden bir tanesi diyebiliriz. Bir korner geldi. Kornerleri kim kullanıyor tam hatırlamıyorum. Bir fırsat daha yine Luis Suarez galiba yok. Sörsün abi. Sörsün abi gerçekten çok kaçırdı be. Bir önceki forma şansı bulduğu maçta da çok çok kaçırmıştı. Yine çok kaçırdı. Evet reklamlardan sonra sizlereyiz. Evet reklamlarımız bitti. Arkamıza yaslandık artık. İkinci yarıyı böyle oh keyifli rahatla izleyebiliriz. Lodi tarafından güzel bir pas. Serge Gnabry. Haydi at artık şu golünü. Yemin mi ettin? Atmamak için yemin mi ettin? Atmıştın. Ne yaptın sen? Anlamadım ki. Hadi Mbappe. Mbappe frikikten. Hadi bak gözlerimi kapattım. Goldür. Ve gol. Gözlerim kapalı ya. Bu kadar inanıyorum artık Mbappe. Gerçekten şaka gibi. Yemeyelim. Hemen yemeyelim. Hemen yemeyelim. 4-0 öndeyiz diye şimdi rakibe de atak yaptırmayın. Yapıştır bir tane daha Mbappe. Çok. Çok temiz. Çok temiz 4-0 kazandık. Sassuolo'ya karşı güzel bir galibiyet alıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Emin adımlarla Lazio'yla şampiyonluk olmasa da ilk 3 diyelim. İlk 4 aslında da ilk 3 diyelim biz. Hadi ilk 4 olsun. İlk 4'e. İlk 2 çok zor. Çok fark var. İlk 2'de çok fark var. Evet, şöyle kısaca bir göz atmak gerekirse bakalım nerelerdeyiz, kimler ne puan kaybetmiş. Evet, geçen bölümde zaten dördüncülüğü almıştık Roma'yı yenerek. O bölümü de kaçırmayı unutmayın. Sağ üstte koymuşumdur veya açıklamada linki vardır. Evet, biz
Inter Milan önce birinci yukarıdan bakayım. 65 puanla Inter Milan birinci giderken Napoli 61 puanla ikinci. Fiorentina 58 puanla 3. sırada. Biz ise 53 puanla 4. sırayı aldık. Büyük ihtimalle bırakmayız. İnşallah da bırakmayız diyelim daha doğrusu. Roma 50 puanla 5. sırada arkamızdan takip ediyor. Milan ilk 4'ten kopmak istemiyor açıkçası. Belli oluyor. 49 puanla 6. sırada. Atalanta ve Juventus zaten gerisine bakmaya gerek yok. Menajer listesine baktığımızda Efe Güngören'in dün gerini görürse bir gün arayla maç bir gün giriyor bir gün girmiyor ama kazanmış. Onun işte bizim takipçilerden yok zaten büyük ihtimalle hani. Ey golcü oyuncularda Mbappe 15 golle şu an zirveyi yakalamış durumda. Gerçi zirve çok uzaktaymış. Messi çok uzaktaymış ama Messi ile hemen hemen aynı gol ortalama maç başına aynı neredeyse 1.2 1.1 14 maç 15 gol. Bizden başka kimse var mı? Hönmünson hala 8 golle burada durmaya çalışıyor ama ne kadar dur bilemiyorum. Asiste Carvajal'imiz var. 5 asist en çok katkı verenlerde ise Mbappe'mizin olduğunu düşünüyorum bir tek. 15 golle Mbappe başka hiç kimsemiz yok. En güçlü oyuncularda da yine Mbappe'miz var. Mbappe'miz açıkçası bizi taşıyor. Harika bir performans. 12 maçlık yenilmemezlik serimiz var. Yenilmezlik serisi var. Fiorentina'da zaten en son bizi yendi ondan sonra. Bizim de zaten bir Fiorentina arkasından da Milan'la berabere kaldık. Sonra biz de açıldık. Inter Milan 23 maçtır yenemiyor. Zaten ligde kaç maç oldu ki? 23 maç. Anladım. Ligde hiç yenilmemişler. İlginç. Kadro deneyi vesaire bakma gerek yok. Hiçbir transfer yapmadım. Sonuçlara şöyle bir göz atmak isterim. Burada sürpriz sonuç var mı? Oo, evet, Efe girmemiş ve cezasını kesmiş Roma. İlginç. Bizim yenilmemiz Roma ki biz zaten iyi maçtı açıkçası zor zor geçtik. Güzel maçtı 3-2. Bir de Richarlison sakatlanmış. Verratti 57, 59 Verratti bitirmiş maçı 59. Tekirdağ'a selam göndermiş. Efe de Tekirdağlıymış kendisi. Ben de Tekirdağlıyım. Efe'ye selam söylemiş diyebiliriz. Roma daha iyi oynamış. Efe girmediği için mağlubiyeti hak etti diyebiliriz. Juventus zaten oynamıyor. Atalanta yenilmiş. Evet, Milan 2-1 kazanmış. Onun dışında Inter Milan 4-0 kazanırken Fiorentina atmaya devam ediyor 5-0. Lazio, Udinese, Cagliari, Hellas Verona arkasından Fiorentina'ymış. Uzun bir 3-4 maçlık daha rahatız önümüzdeki maçlarda. Evet. Yapacak bir şey kalmadı açıkçası bu bölümde. Tottenham Hotspur'la da sezonun bakalım mı meselelere onu da bakalım. Ondan sonra videoyu bitiririz. Güzel, fena, ortalama standartlarında bir video sonu yapmış olduk açıkçası. Her zamanki gibi dediğim gibi. Amacımız gün... Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ufak bir şey oldu işte. Evet, gördüğünüz gibi bir gün 26 saat var. Yani şu an saate bakıyorum. Yarın. Yani saat 8'i 20 geç oynanacak maçlar. 10 dakika içerisinde oynasa 8.30 9 arasında ben videoyu çekeceğim. Evet. Bu arada da videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şu ana kadar beni izlediysen gerçekten çok teşekkür ederim. Valla eline sağlık, gözüne sağlık. Valla diyeceğim bir şey yok. Şu videonun sonunu getiremiyorum ötürü ya. Videoya da aşağıdan like atıp abone olursan beni çok mutlu etmiş olursun. İzlenmeler güzel. İzlenmeler güzel ama izlenmelerden aboneler bir tık az. Bir tık az. Kanalımızın neredeyse %70 yani 3'te 1'lik bölüm sadece abone. İzleyenlerin 3'te 2'si abone olmuyor. Neden abone olmadığını aşağı yazarsan hani ben ona göre kendimi düzeltebilirsem düzelteyim. Yani abone sayımı artsın gerekirse. Dediğim gibi diyeceğim başka bir şey yok. Umarım video beğenmiştir, hoşuma da gitmiştir diyorum. Videoyu sonlandırıyorum. Bir sonraki OSM günlük maçlar istediğimizin videosunda ve diğer videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Bay bay.